Herkese günaydın. Günaydın diyoruz ama saat kaç? 12.10 var. Geç bir günaydın. Ama uykusu gelmiş oğlumun. Evet, kapımızı kilitleyelim. Abiler geldi şimdi camiden. Burayı böyle yapıyoruz. Tamam. Kapatalım. Elimiz sıkışır sonra. Bunu böyle yapalım. Kapatalım ve kapımızı kilitleyelim. Kapımızı kilitleyelim. Evet. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz canlarım. Biz güne başladık ama böyle telefon kamerayı daha elime yeni aldım diyebilirim. Uy, gelir gelmez hemen bir bardak sütü lıkır lıkır içti benim oğlum. Aa, çok açsın. Acıkmışlar bunlar. Şimdi camiden geldiler. Ana, o da ne? Şaşırdı. Evin haline bakın. Ev ne halde? Bugün birazcık abartmış bulunuyorum. Evet, bu merdiven neden burada? Çünkü perdeleri makineye atacağım. O yüzden Ali'ye dedim ki, Ali sabah geldi işten. Dedim yatmadan önce bana yukarıdan merdiveni indir. Ben bu kadın bütün perdelerini akşama kadar makineye atacağım dedim. O yüzden bu merdiven burada oluşup, o da görünce şaşırdı. Aylin'le Yakup da evcilik falan oynuyorlardı. O yüzden böyle oyuncaklar, yastıklar, battaniyeler her şey birbirine girmiş durumda. Çantalar, mantalar çıkmış. Biraz önce evcilik oynuyorlardı. Ondan sonra öğretmencilik oynamaya başladılar. Derken kavga ettiler. Kavga edince de böyle köşelerine çekildiler. Kavgacılar. Ay, siz ne yaptınız bugün camide? Bu kadar sesiniz geliyordu. Güzel geçti bugün. Ne oynadınız? Mendil kapmaca. Bahçede mi oynadınız? Evet. Sesiniz çok güzel geliyordu. Hep Yakup falan dedi, abilerin sesi geliyor dedi. Değil mi oğlum? Böyle bir bağırışlar, çağırışlar. Ha, bir de Fatiha'yı okutturdu hoca değil mi? Sesli Fatiha sesini duydum. Alper şu an dikkatli bir şekilde neye bakıyor biliyor musunuz? Rukiye Hoca yeni çizelge gönderdi. Bugün kurslar başladı. Bugün kursun yokmuş galiba zaten senin Alper. Ben baktım. Ya gönderilen çizelge o kadar karışık ki. Aynen böyle işte, ben de bakarken Alper gibi böyle telefonun içine düşüyorum. Yo, var bugün. Var mıymış? İngilizce mi vardı yoksa? Matematik, İngilizce. O zaman şey yaparsın. Şimdi İngilizceyi almadın ya sen. Çünkü İngilizce haftada 11 saat İngilizce gördükleri için, normalde haftanın 5 günü İngilizce gördükleri için yaz kurslarında İngilizceyi istemedi Alper. Matematik ağırlıklı gidecek. Matematiğin olduğu günler gidersin, İngilizce olduğu günler camiye gidersin. Öyle bir ayarlama yaparız inşallah oluşum. Yarından itibaren. Aytuğ'un bugün var galiba. Aytuğ bugün gitmek istiyor. Çünkü yarın Aytuğ'un doktor muayenesi var. O yüzden öbür gün, yarın gidemeyebilir. O yüzden. Neyse, ben sık kahvaltısı hazırlıyorum kuzucuklarım. Tamam. Hadi bakalım. Onu anlatırım birazdan. Mehmet dayım biraz küçük bir kaza geçirmiş. Evet canlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Biz kahvaltımızı yaptık. Böyle görmüş olduğunuz gibi tepsiyi buraya koydum. Benim abim küçük bir rahatsızlık geçirmiş. Sabah onun telaşıyla sürekli bir telefon görüşmesi vardı. Abimle, gelinle, diğer abimi aradım falan filan böyle. Telefon görüşmesi şuydu buydu derken işleri sapasardım bugün yani. Yoksa normalde sabahtan ben bugün perdeleri makineye atacaktım ve böyle perde yıkayacaktım işte. O yüzden merdiveni indirttirdim Ali'ye. Neyse artık iyi şu an. Hem abim de iyi. Detaylı olarak anlatırım daha sonra. Benim de içim rahatladı kendisiyle de görüşünce, çok şükür Allah'ıma. Şimdi ben tam böyle banyonun paspasını koydum. Böyle kapağını kapattım, deterjanını koydum. Tam şuraya basacakken elektrik kesildi biliyor musunuz? Şimdi ben ne yapıyoruz? Önce bir şurayı değiştirelim hemen. 800 devir miydi? 1000'e mi çıkartalım? 1000'e çıkartalım. 30 derecede başlatalım. Yarım saatlik program. Ya Allah ya Bismillah. Ya Allah diyor ya bir tane şeyde. Deterjanını falan da koymuştum. Yumuşatıcısını falan koydum. Tam böyle basacağım, elektrik kesildi. Şimdi bu
Yıkaya dursun. Bu çıktıktan sonra perdeler tek 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 makineye girecek. Sofraları falan silkelemiştim. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Ve kuzucuklarım, camiden gelen kuzucuklarımın kahvaltısını hemen hazırlayalım. Ali şok markete gitmişti. Şöyle gedik piliç kangal sucuk almış. Yumurta aldı. Bunları çıkaralım. Süt falan almıştı. Aytu süt mü koyayım çay mı koyayım? Çay mı istiyorsun? Sütü gelir gelmez lıkır lıkır içti. Soğuk soğuk çok seviyor Aytu sütü. Sofraları falan Ali'ye sirkelettirmiştim. Onları katlayayım. Bu niye böyle bulanmış? Yine almış baban onu şeyden ya. Şok marketten almış. Bir daha şokum yükken almayayım. Tadı, ama kokusu güzel geldi bana. Evet kokusu çok güzel. Çok tadı daha güzel. Ya niye o zaman almayın diyorsun ya? Çocuk çok oluyor. Olsun bir şey olmaz. Sabah Ali'yi aradım sabah. Baktım evde çay az kalmış. Gelirken dedim markete uğrasın diye, hemen servisten indiği yerde market var. Aradım neredesin dedim. O da o anda marketteymiş, şoktayım dedi. Şokta mısın dedim. Hey şoktayım deyince. İyi dedim şunu da al dedim. Benim şokta mısın dediğimi yahut duydu. Allah başladı ağlamaya. Babam şok markete gitmiş de beni götürmedi de. Vay be işte şöyle de böyle de. Ay dedim nereden söyledim nereden ettim. Bir saat ağladı. Dedim tamam akşam da seni götürürüz, yürüyüşe çıkarız, oradan da markete geçeriz. Anacığım çocuk şok market hastası. A101'e geçelim diyorum. Evet. Mesela yani her marketten alacağımız şey farklı farklı oluyor. Oğlum diyoruz şoka gitmeyeceğiz, A101'e gideceğiz, oradan alacağız. Yakuba şey diyeceğim. Annem seni çok sevdi. Bilmiyorum sen. Ellerine sağlık, ben duydum. Afiyet. Afiyet olsun, oynayabilirsin. Elini ağzını yıka, dişlerini fırçala ondan sonra. Anneciğim siz... Efendim? Yakup'u işte... Doğuracağı zaman hastaneye giderken kaç tane şok marketler? Vallahi bilmiyorum oğlum. Şok marketin içinden mi geçtik, yanından, sağından, solundan mı geçtik bilmiyorum bu çocuk. Diyorum ki yani... Mesela o gün şey alacağız... deterjan alacağız. A101'e geçmemiz lazım. Oranın deterjanını alacağız. Yok, şok marketin önünden geçtik. A101 biraz ilerideydi. Şokun önünde oturdu yere, kapısının önünde yere oturdu. Kalkmam da kalkmam şoka geçeceğiz, şoka geçeceğiz. Buradan kasiyer camın arkasından bize bakıp gülüyor. Ben de ona güldüm artık, dedim ne yapayım. Yani şokla şok, şokla şok diye. Artık neyse zorla ikna ya, ettik. A101'e gittik. A101'e gittik, oradan deterjan aldık. Oradan da sırf Yakup'un gönlü olsun diye, sırf bir içini gezdirmek için şok markete geçtik. Bana gün kalmayacak mısın o zaman? İnat A101. A101 iğrenç diyor. Bin market. Adam bu çocuklar niye böyle market hastası bilmiyorum. Yani bilmiyorum, bizim çocuklar marketi gezmeyi çok seviyorlar. Tabii ki gittikleri zaman siz de böyleydiniz küçükken. Hafta sonları market alışverişi yapardık. Hafta sonu hadi markete gidiyoruz dediğimiz zaman Allah bunlar bir sevinir bir sevinir. Neden? Çünkü market reyonlarından canlarının istediğini alıp onu sepete atıyorlar ya. Biz de yok diyemiyoruz. Yani bütçemizin el verdiği kadarını alıyoruz. Açar mısın? Özde 400 lira patlıyor. Ya da 500 lira. Hadi bu oyuncaklarını, küçük arabalarını koyalım içine. Anne küçük arabalarını koyuyoruz. Ay. Bir yandan da buraları toparlayalım arkadaşlar. Annemi aradım. Önce telefon kapalı. Sonra tekrar abimle falan görüştüm. Sonra tekrar aradım. Bu sefer çalıyor, cevap vermiyor. Bir türlü görüşemedim, ulaşamadım. Şimdi tekrardan arayacağım. Birazdan ATV'de. Az sonra. Aytu! Hani sen o gün benim pipetim nerede diyordun ya? Bak senin pipeti buldum. Neredeydi biliyor musun? Kaplığın beyaz ya. İçindeymiş. Bu da beyaz. Kaplık da beyaz. Böyle bir yaptım.
Necim doğum günüme bugün ayın 4'ü ise 12 gün kaldı. Ne olacaksınız? Düşündünüz mü? Anneciğim. Efendim, koydun mu? Kapağını. Kapağını niye kapatıyoruz? Okulaktan ya. Okula mı gideceğiz? Evet. Abiler seni götürsünler okula ya. Hayır. Olur mu? Ben kendim. Ben seni okula göndereyim mi bu sene? Ana okuluna göndereyim mi seni? Aylin okuluna. Ha? Aylin okuluna mı? Evet. Buna ne istiyorsun bunu? Ne diyor? Ne dedin anlamadım. Su doldurur. Hayır, bunun içine su doldurulmaz. Hayır. Ya oynayacağım. Hayır, şu çikolata kutusunun içine arabalarını koydu. Su. Şu en son babanın aldığı araba mı bu? Ay, tamam. Sarı. Bakayım. Hayır. Evet, baban almıştı bunu. Şunları ben almıştım. Geçen yıl almıştım. Bunlar abilerinden kalma. Küçük arabalar. Hadi git bunlarla oyun oynayın ablayla falan. Su doldurmuyoruz aşkım. Oynayacağız. Hayır. Gideceğiz. Su doldurmuyoruz. Gideceğiz. Hadi işim var. İşim beni oyalama. Kalk. Su doldurmuş. Anneciğim, ona su doldurmayacağız. Anlamışlar. Bulamıyorum. Şunu mu koysam? Şöyle koyayım.